Ekran paylaşımını görebiliyor musunuz? Şu an görülüyor, evet hocam. Size zahmet bir de F5'e basarsanız tam görülüyor hocam. Şu an tamam galiba. Şu an geçmedi. Neyse, bu şekilde de olabilir hocam. Yani belli oluyor. Tekrar deneyim. Tam ekran olmuştur umarım. Ya benim ekranımda şu an görünmüyor. Önemli değil hocam. Bu şekilde devam edebiliriz. Sıkıntı yok yani. Peki, öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben Muhammed Alperen Aksın, Konya Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Sunumu Türkçe bir şekilde ben gerçekleştireceğim. Sunumumuz PLC ve HMI panel ile servo kontrolü. Bildiğiniz gibi servo motorlar endüstride çok sık kullanılmaya başladı. Bu yüzden gün geçtikçe önemleri artıyor. Ben de bu sebeple genel bir bilgilendirme ve özellikle spesifik bir motorla motorun spesifik hesaplamaları yapılarak hareket ettirilmesiyle ilgili bir uygulama yaptık. Sempozyumda genel olarak bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak elektrik motorları elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmede kullanılan en yaygın araçlardır. Bak, genellikle asenkron, senkron, step yani adım motorları ve servo motorlar kullanılır endüstriyel uygulamalarda. Fakat burada yapılacak uygulamaya göre motor seçimi çok önemli olmaktadır. Örneğin pozisyon ve hız kontrolü yapacağınızdaki özellikle pozisyon kontrolünde karşınıza iki seçenek çıkar. Servo veya step motor. Step motorlar açık çevrim çalışmalarda pozisyon kaybına sebep olduğu için ve yüksek hızlarda karakteristiklerinden dolayı tok düşümleri olduğu için daha az tercih edilir. Servo motorlar bu konuda daha avantajlı. Step motorlar genellikle düşük hızlarda yapılacak uygulamalarda kullanılmaktadır. Step motorlar yapı olarak DC ve AC motorlara benzerler. Fark olarak da iç yapılarında motor milinin anlık olarak pozisyonunun geri bildirimini sağlayan bir enkoder bulunur. Bu sebeple motorun genellikle 3, yaygın olarak da 2 bağlantı ucu olur. Biri veya ikisi motorun, biri de enkoderin olmak üzere. Ki enkoderin bağlantısı da genellikle az sonra bahsedeceğimiz servo sürücülere yapılır. Servo motorlar CNC tezgahlarından robotik uygulamalara, tıbbi cihazlardan fotoğraf makinelerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Genel özellikleri olarak da döndürme momentleri çok düşüktür. Döndürme momentlerinin iki katına kadar zorlanmadan kısa süreli yüklenebilirler. Atalet momentleri düşüktür. Bu yüzden gecikme olmadan komutları yerine getirebilirler. Çok sık dur kalk yapabilirler ve zarar görmezler ve 10.000 devirlere kadar çıkabilirler ki bu çok yüksek bir rakam. Sağda gördüğünüz fotoğrafta da bizzat şirketimizin bir motoru, uygulamamızda da bu motoru kullandım. Servo motor sürücüler de servo sisteminin hız, moment ve pozisyon değişkenlerine referans alarak hareket ettirmesini sağlar. Böylelikle enkoderden dönen geri bildirim bu servo sürücünün içinde yorumlanıp motorun hareketine devam edilir. İki türlü hareket türümüz var. Biri absolut, diğeri relatif hareket. Absolut hareket sizin önceden gönderdiğiniz konumu baz alarak sonraki hareketleri gerçekleştirir. Örneğin motora 500 birim git dedikten sonra tekrar 500 birim git derseniz motor gitmeyecektir. Çünkü zaten 500 birimdedir. 1000 birime git dediğinizde de 500 birimde olduğu için 1000 birime 500 birimlik bir hareketle gidecektir. Fakat relatif harekette böyle değil. Verdiğiniz komutu yerine getirdikten sonra sıfırdaymış gibi tekrardan harekete başlar. Yani 500 birim git dedikten sonra bir 500 birim daha git derseniz bu hareketi yapıp 1000 konumuna gidecektir. Özetle bu şekilde. Bir PLC uygulaması yaptık. Burada Omron'un NX501 PLC'si ve Omron'un ENA panellerini kullandık. Ayrıca yine Omron'un servo sürücüleri ve 2 adet 750 watt'lık Omron servo sürücü kullandık. Yapılan
program yine Omron'un Smack Studio adlı programında ladder diyagramı olarak yazılmıştır. Kabaca 2 adet parametre giriyoruz. Bunlar pozisyon ve hız, yani dis ve bel parametreleri. Start bitinin gelip gelmediğine göre harekete başlanıyor. Eğer stop sinyali gelmediyse hareket tamamlanıyor. Hareket tamamlandıktan sonra da konum sıfır olarak kabul ediliyor. Burada gördüğünüz sayfada 2 adet nod var ve bu nodlarda servo sürücülerimizi görüyorsunuz. Muhammed Hocam, kusura bakmayın kesiyorum da şu an sizin slide değişiminiz bende görünmüyor. Diğer konularda acaba böyle mi? Görülüyor mu? Ha, şu an görülüyor. Tamam. Tamam, devam edebilirsiniz. En son kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şu an tamamdır umarım. Şu an tamam. Evet. Bu fotoğrafta iki adet bahsettiğim gibi servo sürücü ve İki tane motorumuz olduğu için iki tane eksen tanımlanmıştır. Bu iki eksene de numara verilmiştir 0 ve 1 olarak. Ayrıca eksen 100 kısmı eksenin aktif olarak kullanıp kullanmayacağı, ki burada 100 aksis kullanılmış eksen olarak ayarlandı. Eksen tipi servo aksis, yani servo eksen. Bunun dışında encoder eksen olarak da seçilebilir. Output device'da da servo sürücülerimizi giriyoruz. Burada motorlarımızın enkoderleri 20 bit olduğu için 1.048.576 pulse gerekiyor bir tur atması için. Buraya bu girişi yapıyoruz. Ayrıca hareketimiz milimetre cinsinden olacağı için az önce motorun ucunda gördüğünüz çarklarında çapları 7 santimetreydi. Dolayısıyla 2 pire'den bir turdaki lineer alınacak yolu 219,91 milimetre olarak bulduk. Maksimum mekanik hız, motorlarımız 3000 devir bölü dakikada dönüyor. Bunu saniyede devir bölü saniyeye çevirerek 60'a bölüyoruz ve 50 devire hesaplıyoruz. Daha sonra bunu bir turda alınan lineer yolla çarparak, ki bu da 219,91'di, 10.995 milimetre bölü saniye bilgisine ulaşıyoruz. Bu motorumuzun mekanik maksimumumuzu, maksimum jog hızı da bu hıza geçemeyeceği için onu da maksimum 10.995 yapıyoruz. Burada da ekson modülasyonu görüyorsunuz. İki tip eksen modülasyonu var. Linear mod ve rotary mod. Linear mod genellikle conveyor belt gibi uygulamalarda, rotary mod da böyle dönel eksenlerde kullanılır. Burada 360 derecede motorun 219,91 milimetre gideceğini belirtiyoruz. Donanıma bildiriyoruz. Yazılan koda gelirsek MC Power adında fonksiyon bloğumuz var. Bu servo sürücülere elektriklenmesini sağlar. Servo sürücüler elektriklendikten sonra hareket enable bitimiz sayesinde hareket fonksiyonlarını aktif ediyoruz. Burada hareket fonksiyonlarına önceden 2 adet parametre girilmişti. Konum ve hız. Bu iki parametre referans alınarak hareket yapılıyor. Aktif biti motorun o an dönüp dönmediğini bize ekrandaki lamba sayesinde bildiriyor. İki motor için de iki tane fonksiyon bloğu. Ayrıca bu fonksiyon bloklarının aktif vel ve aktif poz adında iki tane verisi var, ki bunlar motorların bize real time, yani gerçek zamanlı hızını ve konumunu veriyor. Bunu da ekranımızda gösteriyoruz. Hareket bittikten sonra, yani bu iki hareket fonksiyon bloğunun done komutu geldiğinde ise gidilen komutu sıfır olarak kabul ediyoruz, ki bu uygulamalarda önemli bir noktadır. Hareket olur da yarım kalırsa veya bir aksilik olursa resetlemek için sıfır kabulü çok önemlidir. Burada da olası bir durumda stop sinyali verilmek istenirse MC stop fonksiyon bloğuyla eksenler durdurulabilmektedir. Sağ tarafta gördüğünüz HMI panel tasarımımızda iki adet butonumuz vardır start ve stop için. İki adet lambamız motorların o an hareket edip etmediğini görmek için kullanılmaktadır.
Motorların aktif hızları 2 adet ibreyle gösterilmektedir ve yine scroll bar yardımıyla motorların anlık konumları gösterilmiştir. Beni dinlediğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederim. Çalışmanız için ben de teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım sorusu olan yok gibi. Şimdi ikinci bildiriyi o zaman geçelim. Sorusu olan var mıydı? Daha sorusu olan yok. O zaman ikinci bildiriye geçelim. İkinci bildiri Türkiye'de orta vadeli elektrik tüketmenin aylık tahmini. İbrahim Ziya Üzgün hocamız bu çalışmayı yapacak. Buyurun hocam, söz sizde. Merhabalar. Öncelikle ekran bir paylaşım yapıyorum. Ben İbrahim Ziya Üzgün. Sesim geliyor mu? Geliyor. Slide tam görünüyor şu an. Tamam hocam. Tamam. Teşekkürler. İbrahim Ziya Üzgün. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda enerji piyasalarında test uzman olarak çalışmaktayım. Türkiye'de orta vadeli elektrik tüketiminin aylık tahminini üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik Buket Hocam'la beraber. Burada elektrik üretim ve tüketiminden bahsedeceğim. Türkiye'deki elektrik tahmininin öneminden, elektrik tüketim tahmin modellerinden ve kendi kullanmış olduğum zaman serilerinden ve zaman serileri içinde arima modeliyle elektrik tüketim tahmini uygulamasını gerçekleştireceğim ve sonuçlarından bahsederek slaytımı bitirmiş olacağım. Türkiye'de elektrik üretim ve tüketimi TİH verilerine göre 2019 yılı brüt elektrik üretimi 304.252 gigawatt saat şeklinde gerçekleşmiştir. Bu üretimin %38'lik kısmını kömür, %18.64'lük kısmını da doğalgaz gibi dışa bağlı olduğumuz kaynaklardan karşılanmaktadır. 2019 yılı brüt elektrik tüketimi ise 303.674.4 gigawatt saat olarak belirlenmiş, ölçülmüştür. Bu tüketim verileri içerisinde de %45'lik oranla en çok tüketim sanayide, %21.8'lik kısım ise meskenlerde gerçekleşmiştir. Verilerin sonucuna baktığımızda elektrik üretiminin de artık miktar oluştuğu gözlenmektedir. Elektrik tahminleri neden önemlidir? Elektrik enerjisi büyük ölçeklerde depolanmayan bir enerjidir. Bu sebepten dolayı elektrik üretiminin ve tüketiminin anlık olarak karşılanması gerekmektedir. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için de üretim ve tüketim planlarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu planların işlevselliği de çeşitli çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu üretim planını etkileyen çevresel faktörler de ancak ve ancak tahminleme yöntemleri kullanarak önceden saptanabilir. Elektrik üretimi yaparken kullandığımız kaynakların %55'lik kısmını dışa bağımlı olduğumuz kömür ve doğalgaz kaynakları oluşturmaktadır. Bu kaynaklar cari açığın oluşmasına sebep olmaktadır. Üretimde yapılan israfın önlenmesi ve cari açığın azaltılması, tüketim verilerinin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Üretim planları tüketim verileri baz alınarak oluşturulmakta, bu da tüketim tahmin modellerinin etkin şekilde uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Elektrik tüketim tahmin modelleri, birçok tahmin modelleri kullanılmaktadır. Bunlardan yaygın olanları zaman serileri, regresyon modelleri, bulanık mantık, yapay sinir ağları, gri sistemler, destek vektör mekanizmaları, genetik algoritmalar ve optimizasyon gibi modeller oluşturmaktadır. Bu modellere ekonomik veya ekonomik olmayan parametrelerle işletilmektedir bu modeller. Tahminleme modelleriyle daha doğru tahmin yapılabilmesi için birden fazla tahmin modelinin bileşimi olan hibrit modeller de uygulanmaktadır. Zaman serileri bir süre boyunca tutarlı zaman aralıkta iyi tanımlanmış veri noktaları dizisidir. Düzensiz veya geçici bir şekilde toplanan veriler ise bir zaman serisi oluşturmaz. Zaman serileri analizi de gelecekteki değerlerin doğru bir şekilde tahmini için kullanılan analiz yöntemleridir. Zaman serisi bileşenleri bir zaman serisinin trend ve mevsimsellik olarak adlandırılan iki sistematik bileşenden ve gürültü olarak adlandırılan bir sistematik olmayan bileşenden oluştuğu düşünülmektedir. Trendler zaman serilerinin uzun sürede gösterdiği düşme ve yükselme süreçlerinde oluşan kararlı durumlardır. Mevsimsellik bir zaman serisinin yılın belli bir zamanı veya haftanın belli bir günü gibi mevsimsel faktörlerden etkilenmesiyle meydana gelen
kısa süreli döngü desenlerine mevsimsellik denir. Gürültü ise zaman serilerindeki kontrol limiti dışına çıkan tahmin edilemeyen rastsal değişimler olarak ifade edilebilir. Zaman serisi bileşenleri mevsimsellik, trend ve hata gibi bu bileşenler eklemeli veya çarpımlı zaman serileri olarak bir bileşim ifade eder. Zaman serisi modelleri ise birçok zaman serisi modelleri vardır. Fakat ben zaman kısıtlı olduğu için kendi yöntemlerimde de kullanmış olduğum otoregresif yöntem, hareketli ortalama yöntem, otoregresif hareketli ortalama yöntem ve otoregresif indirgenmiş hareketli ortalama yöntemden bahsedeceğim. Otoregresif yöntem, otoregresif bir model bir zaman serisinden bir değerin aynı zaman serisinden önceki değerlere gerilemesiyle oluşmaktadır. Otoregresif model bu şekilde ifade edilebilir. Otoregresif modeller farklı zaman serisi modellerinin geniş aralıklarda kullanımında oldukça esnektir. Hareketli ortalama yöntem, hareketli ortalama modelleri hata teriminin önceki dönem değerleri ve öngörülmez hata teriminin fonksiyonudur. Bir regresyondaki tahmin değişkeninin geçmiş değerlerini kullanmak yerine regresyona benzer bir modelde geçmişteki tahmin hatalarını kullanır. Hata hareketli ortalama yönteminin formülü de bu şekilde elde edilebilir. YT değerine dikkat edildiğinde geçmiş bir tahminin hatasının ağırlıklı hareketli bir ortalaması olduğu düşünülebilir bu model için. Otoregresif hareketli ortalama yöntemi ARMA modeli olarak da bilinir. En durağan süreç modelleri olup geçmiş gözlemlerin ve geçmiş hata terimlerinin doğrusal fonksiyonudur. Aslında otoregresif ve hareketli ortalama modelinin birleşimi olarak düşünülebilir ve bu iki formülün birleşiminden oluşmaktadır formülü de. Otoregresif indirgenmiş hareketli ortalama yöntemi ARIMA olarak geçmektedir. Zaman serilerinin durağan olduğu durumlarda sürecin ortalamasının, varyansının ve kovaryansının zamana bağlı değişmediği durumlarda ARMA modelleri kullanılabilir. Ancak gerçekte bu serilerin ortalama ve varyansında zamana bağlı bir değişim olmaktadır. Bu durum durağan olmayan durum olarak adlandırılır. Bu tip zaman serileri durağan hale dönüştürüldüğünde yukarıda bahsedilen ARMA modelleri için modelleri tahmin için kullanılabilir. Zaman serisini durağanlaştırması ise fark alma yöntemi suretiyle gerçekleştirilir. Otoregresif indirgenmiş hareketli ortalama yöntemi mevsimsel ve mevsimsel olmayan olmak üzere ikiye ayrılır. Mevsimsel olmayan ARIMA modelinde fark alma işlemi otoregresyon ve hareketli ortalama modelinin birleştirilmesiyle oluşmuş bir modeldir. Formülizasyonu bu şekildedir. YT farklılaştırılmış seridir. Birden fazla kez farklılaştırma yapılabilir. Modeldeki PDQ parametreleri ise P otoregresif kısmı derecesini, D farklılaştırma derecesini, Q ise hareketli ortalama kısmının derecesini göstermektedir. ARIMA modellerindeki PDQ parametreleri belli başlı değerler aldığında ilgili modeller ortaya çıkmaktadır. Burada da o modelleri görebilmekteyiz. Yine aynı şekilde C sabit değeri ve fark alma işleminin değerleri bize belli başlı belli başlı metotları göstermektedir. Burada P ve Q değerlerinin hangi uygun değerlerini seçmek için ACF ve yani otokolorasyon fonksiyonu ve kısmi otokolorasyon fonksiyonlarının grafiklerini kullanmak gerekmektedir. Mevsimsel ARIMA modeline ise mevsimsel olmayanın kısmının yanına bir de mevsimsel kısım eklenmektedir. Parametreler aynı şekildedir fakat büyük harflerle gösterilmektedir. Tek fark olarak yıllık gözlem sayısı eklenmiştir bu modele. Kısmi otokolorasyon ve otokolorasyon grafikleri ile PQ değerleri elde edilebilmektedir. Uygulamama geçecek olursam 2021 yılına ait aylık elektrik tüketim verilerinin gerçeğe yakın şekilde tahminlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için enerji piyasalarının tarafından yayınlanan 2016 ve 2020 yılları arasındaki gerçek zamanlı elektrik tüketim verileri kullanılarak bir veri seti oluşturulmuştur. Şeffaflık platformundan bu veri setine ulaşılabilir. Yalnız veri seti saatlik olmakla beraber daha uygun kullanılabilmesi amacıyla veriler aylık verilere dönüştürülmüştür toplam alınarak. Tahmin işlemi için R programlama aracı kullanılmıştır. Veri setimizi ilgili R programına yükledik ve bir
tüketim adlı bir değişkene atadık. Veri setimizi burada görebiliriz yüklendiğini. Sonrasında veri setimizi bir zaman serisine dönüştürdük. Zaman serisine dönüşmüş olarak bu şekilde ekrana yansımaktadır. Ve bir grafiğine bakacak olursak zaman serimizin bu şekilde bir grafik elde etmiş olduk. Mevsimsellik seneler arasında paternlerin devam ettiğini görmekteyiz ve mevsimsellik olduğunu anlaşmaktayız. Trendin artan yönde olduğunu görmekteyiz. Ani alçalmalar ve azalmaların olduğu da grafik içinde gürültü olduğunu göstermektedir. Daha iyi görebilmek için dekompozisyon yani ayrıştırma işlemi uyguladık. Ve elde ettiğimiz görsel bu şekildedir. Ve mevsimsellik olduğunu, trend olduğunu, trendin doğrusal olmadığını ve gürültü olduğunu göstermekteyiz. Zaman serilerinin durağan olması için bazı testler uygulanır. Bu testlerde de PW yani test istatistiğinin olasılık değeri %5'in altında olması gerekmektedir. Bunun için bazı testler yapılır. Bunlar ADF, birim kök testi ya da KPSS olarak adlandırılan testlerdir. Burada P-value değerinin 0.05'in altında olmasını beklemekteyiz. Fakat KPSS değerimiz 0.1 olarak geldiği için serimiz durağan olmadığı gözlenmiştir. ACF ve PCF değerlerinden de serimizin durağan olmadığını görmekteyiz. Beklediğimiz değerler bu sınırların içinde olmalıydı. Mevsimsel olduğunu gözlemledik ve mevsimselliği kaldırmak için mevsimsel fark aldık. Bunun için 12 gecikmede birinci dereceden farkını almış olduk verimizin. Sonra farkını aldığımız verinin ACF ve PCF değerlerini, grafiklerini gözlemledik. Trendin devam ettiğini görmekteyiz ACF değerlerinde. Bunun için birinci dereceden tekrar farkını aldık ve sonra serinin ilk ACF'in ilk değeri hariç istediğimiz aralığa geldiğini gördük değerlerin ve böylece serinin durağanlaşmış olduğunu gözlemlemiş bulunduk. Burada mevsimsel ve mevsimsel olmayan fark alma işlemlerinin değerlerinin bir olduğu anlaşıldı. Fark almaların birer derecede olduğu için. Daha sonrasında birinci gecikmenin sınırı geçtiği görüldüğü için ACF değerinde Q değeri 1 olarak belirlendi. Periyodumuz 12, 12. gecikmenin sağında ve sondaki gecikmeler farklı yönde olmasından dolayı Q değeri 0 oldu. PCF değerleri incelendiğinde PCF değerlerini ACF'den daha hızlı azaldığı için P değerimizin 1 olduğu göründü. Periyot olan 12. gecikmenin sağındaki ve sondaki gecikmeler farklı yönde olmasından dolayı da mevsimsel P değerimiz 0 olmuş oldu. Böylece arima modelimiz ortaya çıkmış oldu. Arima 1-1-1-0-1-0 olarak şeklinde. Auto arama ile de en iyi yöntemi belirleyebilirdik. Burada da R programında en düşük EIC değeri yani AKIK bilgi kriteri değerinin bize en uygun model olarak sunmakta. Burada da bizim modelimizle aynı modelin çıktığını görmüş bulunmaktayız. Modelimizi serimize uyguladığımızda bu şekilde bir bilgi sunmakta bize. Yani hareketli otoregresif ve hareketli ortalamanın kat sayılarını vermiş bulunuyor. En son olarak arama fonksiyonunun kalıntılardan eklenmiş korelasyonuna baktığımızda bu şekilde otokorelasyonunun istediğimiz şekle geldiği görülmektedir. 2021 yılına ait gelecek verini tahminlemek için bu kodları kullandığımızda %5 seviyesinde hata payı verdiğimizde yıllık 2021 verilerinin tahminleri aylık olarak 2021 verilerinin tahminlerini görmekteyiz. Ve son olarak tahmin ettiğimiz değerlerin grafiklerini çizdirdiğimizde bu şekilde bir grafik elde ediyoruz. Sonuç olarak EPH'in 2021 yılına ait yayınladığı ilk 4 aylık gerçekleşen elektrik tüketim verileriyle tahmin verileri karşılaştırmış ve hata oranları hesaplanmıştır. İlk 2 aylık verinin tahmin hata oranları %2'nin altındadır. Mart ve Nisan ayın tahminlerinde ise yaşanan pandemi süreci nedeniyle büyük sapmalar meydana gelmiştir. Sonuç olarak elektrik tüketim verilerinin tahmin edilmesinde etki eden birçok değişkene rağmen sadece geçmiş veriler üzerinde tahmin yapan arama modeli için elde edilen tahmin sonuçları başarılıdır. İlk 2 aydaki veriler gerçek verilere tahmin edilen veriler gerçek verilere çok yakındır. Bu arama modelimizin olağan durumlarda başarılı olduğunu göstermektedir.
Mart ve Nisan ayındaki sanayi tesislerinin çalışmalarında yaşanan aksaklıklardan dolayı elektrik tüketiminde ani azalmalar görülmüştür. Bu durum olağan dışı olan bu durumda ise arama modelinin tutarlı tahmin üretemediği gözlenmiştir. Elektrik tüketimi için orta vadede yapılan bu tahmin sayesinde yeni açılan vadeli elektrik piyasasında katılımcıların daha öngörülebilir sonuçlarla hareket etmesi sağlanacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın hocam bize teşekkür ederiz. Sorusu olan var mıydı? Herhalde sorusu olan yok. Ben bir şey sorayım. Bir merak ettiğim bir konu var. Şimdi buyurun. Siz bu orta vadeli bir ölçüm yapmışsınız. Orta vadeli bir tahmin yapmışsınız. Şimdi bu literatürde kısa tahmini ve kısa zamanlı veya işte uzun zamanlı olarak da farklı çalışmalar mevcut. Bu uzun zamanlı olduğunda bu başarı düşüyor mu? Yani daha mı karmaşık algoritmalar gerekli? Ya da kısa vadeli ile orta vadeli, yani bu algoritmaların etkisi nasıl değişiyor? Onu ben merak ediyorum. Bir de bu ARP programının dışında örnek veriyorum, Extreme Random Fashion'ın regresyon özelliği, yani tahmin etme, sayı tahmin etme özelliği gibi şeyler kullanabilir mi? Evet hocam. İlkin şöyle cevap vereyim. Çünkü aslında bu veriler saatlik bazda yani saatlik bazda olduğu için saatlik bazda tahminlerin yapılması belki daha anlamlı bir sonuç üretebilir. Ama dediğiniz gibi yani uzun vadede yıllık ve yıl üstündeki ya da çeyreklik ve çeyreklik üstündeki tahminlerde bu tahmin oranı, tahmindeki hata oranları yüksek olarak çıkmakta. Bunun sebebi de öngörülemeyen birçok parametrenin olması aslında. Yani sadece geçmiş verilerden elde edilen şeyler üzerinden, veriler üzerinden tahmin yapmak çok zor tabii. Bunun içine işte sıcaklık, ondan sonra kurulu güç, bağ nem vesaire gibi çevresel bir sürü koşul girmekte. Bu yüzden aslında tüketim verilerinin tahmin edilmesi zaman geçtikçe zorlaşmakta. Uzun vadede daha zor oluyor evet, yani. Uzun vadede daha zor. Kısa vadede daha kolay. Bu ARP programı dışında farklı bir program kullanabilir miyim? Yani farklı bir yapay zeka algoritmasının regresyon özelliği kullanabilir miyim? İnternette var mı böyle bir şey? Hibrit çalışmalar var hocam. Evet. Regresyon modelleriyle yapay sinir ağları üzerinde ikisini bir beraber kullanan çalışmalar var. Bu çalışmalar tabii daha karmaşık olduğu için sadece geçmiş veriler üzerinden arama modeli daha hızlı bir sonuç üretmekte. O sistemlerin kullanılması daha karmaşık olduğu için iyi bir planlama gerekmekte. Çok teşekkür ederim sunumunuz ve çalışmanız için. Şimdi 106 numaralı bildiri. Sport based method for fault classification with sport vector machine in UAV motor. Orhan Yaman hocamız sunum yapacak. Hocam size sözü bırakıyorum. Hocam sunumu ben yapacağım. Ferhat Yol. Sesim tamam, geliyor mu? Tamam, olur. Şu an Orhan Yaman diye tutalım, olabilir. Tamam, sorun değil. Evet hocam, merhaba. Ben Ferhat Yol, Fırat Üniversitesi'nden katılıyorum. Ekobilişim Anabilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Ferhat hocam, F5'e bakalım. Tamam, F5'e bastım. Tamam, normal tamam. Değil mi? Tamam. Ekobilişim Anabilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Bu çalışmamızda İHA motorlarında destek vektör makineleriyle arıza sınıflandırması için ses tabanlı bir yöntem geliştirdik. Şimdi sunumumuz giriş, motivasyon, materyal, önerilen yöntem, deneysel sonuçlar ve sonuç kısmından oluşmakta. Şimdi fırçasız DC motorlar basit ve sık bakım gerektirmeyen yapıları, yüksek güç hacim oranları sebebiyle özellikle insansız hava araçlarında oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Quadcopter, octocopter, helikopter gibi pervaneli İHA'larda ve diğer açık kanata sahip elektrikle çalışan insansız hava araçlarında kullanılmaktadır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi sayesinde çok yüksek hızlara çıkabilen fırçasız DC motorlar üretebilmektedir. Bu gelişmeler aynı zamanda İHA'ların da kullanım alanlarını çok genişletmiştir. Şu anda işte askeri keşif, yük taşımacılığı, meteorolojik gözlem ve sivil hava fotoğrafçılığı gibi alanlarda İHA'lar çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. İHA'ların taşıdıkları kamera gibi diğer elektronik ekipmanların maliyetlerinin yüksek olması olası bir kaza kırımda çok büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hatta askeri alanlarda yaşanan bir arıza durumu işte istenmeyen stratejik kayıplara yol açabilmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle İHA'larda durum izleme ve arıza tespiti çok önemli bir konudur.
Fırçasız DC motorlarda arıza testi için literatürde farklı yaklaşımlarla yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmada İHA'larda kullanılan fırçasız DC motorlar için makine öğrenmesine dayalı bir yöntem önerilmiştir. Fırçasız DC motorlarda literatür taraması ile belirlenen en yaygın 4 farklı arıza durumu motorlarda arıza şartları olarak uygulanmış. Her arıza durumu için motorlardan ses kayıtları alınmıştır. Öncelikle sağlam motor sabit devirde çalışırken ses kaydı yapılmış. Daha sonra aynı hızda 4 arıza sınıfı için sabit sürelerde ses kaydı alınmış ve bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri seti motorun sağlam olma durumu dahil 5 sınıftan oluşmaktadır. Bu ses sinyalleri üzerine bir takım filtreleme işlemlerinden sonra Qi2 yöntemiyle özellik çıkarımı yapılmıştır. Daha sonra özellik seçme işleminden sonra destek vektör makineleri algoritması kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. Kübik CVM algoritması ile yapılan sınıflandırmada %96.60'lık bir doğruluk elde edilmiştir. Şimdi bu çalışmadaki motivasyonumuz fırçasız DC motorlardan akustik veri seti oluşturmak ve makine öğrenmesi tabanlı bir yöntem önermektir. Motorlardan elde edilen veri seti 5 farklı sınıftan oluşmakta ve bu sinyaller üzerinde Mann filter, average polling, normalizasyon ile gürültü azaltma ve boyut küçültme işlemi yapılmıştır. Daha sonra Qi2 özellik çıkarım yöntemi ile özellik çıkarımı yapılmıştır. Son olarak özellik seçme işleminden sonra CVM algoritması kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. Bu yöntemin bize temel katkılarından biri fazla işlem gücüne ihtiyaç duymayan bir yöntem olmasıdır. Böylece gömülü sistemler üzerinde gerçek zamanlı çalışabilecek bir mimari sunulmuştur. Amacımız da aslında bizim bu yöndeydi. Materyaller kısmına gelecek olursak, ses veri seti oluşturmak için IMAX marka 820 kW değerine fırçasız DC motorlar kullandık. Bu motorlar genellikle dronlarda, model uçaklarda ve diğer İHA'larda yaygın olarak kullanılan 2212 serisi fırçasız DC motorlardandır. Volt başına yaklaşık 820 RPM ile hızlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda da özellikleri görülmektedir. İHA'lar için yapılan literatür taraması ve diğer araştırmalarda fırçasız DC motorlar için en çok rulman arızası, balans arızası, mıknatıs arızası ve bağlandığı ekipman olarak da pervane arızası gibi arızaların oluştuğu görülmüştür. Özellikle pervaneler olası kaza durumunda hasar görüp İHA üzerinde titreşimlere neden olmaktadır. Aynı zamanda şiddetli bir çarpma durumunda motor şafta yerilip yine sistem üzerinde titreşimlere neden olabilmektedir. Fırçasız DC motorlar yüksek devirlerde çalıştıklarından ve yapı olarak motor sargı ve rulmanları doğrudan hava ile temas ettiklerinden dolayı özellikle rulmanlar çok kısa sürede bozulabilmektedir. Burada işte bazı en çok karşılaşılan arıza türleri görülmektedir. Örneğin B'deki resimde motor şaftı eğrilmiş, yani şiddetli bir çarpma sonucu eğrilmiş. Böyle bir durumda motor çalışsa bile yani drone gövdesine çok büyük titreşimler yaymakta. C'de ise mıknatıs arızası görülmekte. Yani motorların yine şiddetli bir darbe alması veya aşırı şekilde ısınması sonucu buradaki mıknatıslar hasar görebilmektedir. D'de en sık karşılaşılan arıza aslında pervane arızası. İHA'lar hani herhangi bir yere çarptığı zaman en ilk darbe gören kısmı pervaneler olmaktadır. E'de ise rulman arızası görülmektedir. Özellikle hani rulmanların yani bu motorların açık yapılarından dolayı yani suyla temasında veya tozlu ortamlarında çalışmaların durumunda rulmanlar da çok kısa süre içerisinde bozulabilmektedir. Şimdi ses verisi almak için kurulan düzenekte stereo ses kayıt özelliği bulunması ve kayıtla ilgili parametrelerin değiştirilebilmesi için değiştirilebilmesi nedeniyle Android telefonlar kullanılmıştır. Ses kayıt işlemi için AAC formatı sample rate 16 kHz ve encoder bit rate 128 kilobit per sekund olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu uygulama için biri sağlam olmak üzere 5 farklı arıza sınıfı belirlenmiştir. Öncelikle sağlam motor olmak üzere tüm arıza durumları için motorlar 5'er dakika boyunca çalıştırılmış ve ses kayıtları alınmıştır. Aşağıdaki tabloda ses veri setinin özellikleri ve sınıf bilgileri görülmektedir. Burada ise motordan alınan ses sinyalleri görülmekte. Örneğin A'da sağlam motora ait ses sinyali, B'de balans arızası bulunan motora ait ses sinyali, C'de mıknatıs arızası, D'de pervane arızası, E'de ise rulman arızasına ait ses sinyalleri görülmektedir. Burada şimdi bir sonraki slide'da aslında daha ayrıntı anlatacağım ama burada da kısaca özet geçecek olursam sistem kabaca drone üzerine bulunan bir Android telefonu ile biz ses sinyali aldık. Daha sonra bu aldığımız ses sinyallerini bilgisayar ortamında MATLAB ortamına attık. MATLAB ortamında ses sinyali üzerine bir takım filtreleme ve boyut küçültme işlemlerinin ardından Qi2 özellik çıkarım yöntemiyle özellik çıkardıktan sonra destek vektör makinelerle sınıflandırma işlemi yaptık. Sistemin akış diyagramı aslında bu şekilde.
Blok diyagramdan da görüldüğü gibi işte Android telefondan ya da mobil telefondan ses sinyali bilgisayara aktarılarak önerilen yöntem uygulandı. Sağlam ve arızalı veri sınıfları için 5'er dakikalık ses kayıtları alınıp bu 5 dakikalık ses kayıtları birer saniye olacak şekilde bölümlendi. Böylece her sınıf için 300 adet örnek elde edilmiştir. Ses kaydı yapılırken 16 kHz örnekleme sinyali kullanılmıştır. Böylece her sınıf için 300 x 16.000 boyutunda bir örnek mevcuttur. Önerilen yöntem 3 aşamadan oluşmaktadır. Sinyal ön işleme adımında ses sinyallerinin gürültü temizlenmesi, pooling ve normalizasyon yapılmaktadır. Gürültü temizlemek için medium filter kullanılmıştır. Medium filter işleminden sonra average pooling kullanılarak sinyalin boyutu azaltılmıştır. Average pooling işlemin sonucundan da her sınıf için 300 x 2000 boyutunda bir örnek elde edilmiştir. 5 sınıf için toplamda 1500 x 2000 boyutunda bir ses veri seti elde edilmiştir. Burada Qi2 özellik seçme yöntemi kullanılarak 2000 özellik içerisinden en iyi 32, 64, 128, 256 ve 512 pardon 512 ve 1024 özellik seçilmiş ve seçilen özellikler kuadratik CVM, kübik CVM ve medium Gaussian CVM gibi 3 farklı CVM algoritması ile test edilmiş ve başarı olanları değerlendirilmiştir. Sınıflandırma algoritmaları içerisinde en yüksek başarı 64 en yüksek başarı için 64 özellik seçildiğinde elde edilmiştir. Şimdi deneysel sonuçlar kısmına gelecek olursak, yani bu yöntem MATLAB 2020 programında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar buna göre hesaplanmıştır. Makine öğrenmesi sonuçlarının elde edilmesi için Classification Learner Toolbox kullanılmış. Sonuçlar i7, 3 GHz işlemci, 32 GB RAM ve Windows 10 64 bit özelliklerine sahip bir bilgisayardan elde edilmiştir. Önerilen yöntemde kuadratik CVM, kübik CVM ve medium Gaussian CVM kullanılmıştır. Burada ise deneysel sonuçlar ve hata matrisleri görülmekte. 3 farklı biz de sınıflandırma algoritmasıyla bu veri setini sınıflandırdık ve her birinin sonuçlarını ayrı ayrı aslında burada görüntüledik. Örnek verecek olursak, örneğin kuadratik CVM'de 2 numaralı sınıf için 300 tane örnek içerisinden 295 tanesini doğru olarak hesaplamış. 4 tanesini 3 nolu sınıfta, 1 tanesini de 1 nolu sınıfta hesaplamış. Aynı şekilde kübik CVM algoritmasında işte 3 nolu sınıf için bakacak olursak, toplam yine 300 tane örneğimiz var. 300 tane örnek içerisinden 271 tanesini doğru olarak hesaplamış. 25 tanesini 1 nolu sınıfta, 4 tanesini de 4 nolu sınıfta hesaplamış. Burada deneysel sonuçlar tablo olarak görülmektedir. En iyi sonuç %96.6 doğruluk ile kübik CVM algoritması ile hesaplanmıştır. Kuadratik CVM algoritması ile %96.4, medium Gaussian CVM algoritması ile %96.33'lük bir doğruluk hesaplanmıştır. Aşağıda önerilen yöntemin fault by fault çalıştırarak elde edilen sonuçları görülmektedir. Grafikten görüldüğü gibi fault by fault sonuçların tamamı %80'dan yüksektir. 3 sınıflandırma algoritması içerisinde en iyi sonuç fault 4 ve fault 8'de hesaplanmıştır. Ayrıca önerilen yöntem class by class da çalıştırılarak doğruluk değerleri hesaplanmıştır. Class by class sonuçları da buradaki grafikte görülmektedir. Bütün sonuçlar yine %90'dan daha yüksektir. Şimdi sonuç kısmında özetleyecek olursak, hani bu çalışmada İHA'larda kullanılan fırçasız DC motorlarda bir yöntem önerdik. Test için motorlarda balans, mıknatıs, pervane ve rulman arızaları oluşturulmuştur. Ayrıca sağlam motordan da ses verisi toplanarak toplam 5 sınıf için veri seti oluşturulmuştur. Bu veri seti üzerinde medium filter, average pooling, normalizasyon uygulanarak sinyal ön işleme yapılmıştır. Ön işleme adımının ardından Qi2 özellik seçme algoritması kullanılarak en iyi 64 özellik seçilmiş ve seçilen özellikler destek vektör makinaları algoritması kullanılarak sınıflandırılmıştır. Kuadratik CVM ile %96.4, kübik CVM ile %96.6 ve medium Gaussian CVM ile %96.33'lük bir başarı ya da doğruluk hesaplanmıştır. Önerilen yöntem birçok makine öğrenmesi algoritmalarıyla test edilerek bu sonuçlar doğrulanmıştır aslında. En yüksek doğruluk destek vektör makinaları algoritması ile hesaplandığı için bu çalışma da SVM ya da destek vektör makinaları algoritması kullanılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Sunumuz için teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Sanırım sorusu olan yok. Ben şeyi merak ediyordum. Şimdi siz 2000 özellik normalde kullanmışsınız ama evet. Bu GH2 yöntemini 64 özelliğe indirgemişsiniz. Evet. Bu 64 özellikle tabii çok daha zaman açısından kıyasladınız mı? Mesela 2000 özellikle
zaman açısından kıyaslamadınız. Şöyle hocam, şimdi özellik çıkarımının ardından 2000 tane örneğimiz elde oluyor ama çiğ özellik çıkarım yönteminin özelliği şu, hani siz bu 2000 tane örnek içerisinden en iyi 64 tane örneği seçiyor. Yani bize sonuç verebilecek en iyi 64 örneği alıyor, onları biz sınıflandırmada kullanıyoruz. Tabii bizim amacımız bu sistemi gömülü sistemlerde çalıştırmak olduğu için hani veri azaltma, veri boyut küçültme işlemleri çok ön plana gelmiş oldu hocam. O yüzden böyle bir yöntem seçtik. Aynen, çok aynen güzel bir çalışma olmuş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Sunumuz için de, çalışmanız için de. Teşekkür ederim. Şimdi diğer sorum için Ayhan Akbağ ve Bircan Çalışır hocamızı çeşitli kanal tamir teknikleri için FDNC ve OFDM sistemlerin incelenmesi. Hocam buyurun, söz sizde. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Merhabalar, ben Bircan Çalışır. Çeşitli kanal tahmin teknikleri için FBMC ve OFDM sistemleri incelenmesini bugün sizlerle paylaşacağım. Bircan Hoca, kusura bakmayın kesiyorum ama şu an görüntüyü göremiyoruz. Yani slide görüntüsünü göremiyoruz. Göremiyorum. Paylaşım panelini açtan direkt slide'ın olduğu yeri seçin. Şu an evet, sadece seçebildiniz mi bilmiyorum ama. Evet hocam, seçtim. Şu an bende bir görüntü gelmedi. Ekran paylaşımını tekrar yapabilir misiniz? Paneli açtım. Pencereler paylaşıldığında bazen sorun olabiliyor. Şu an görebiliyor musunuz ekranımı? Aslında siz ekranı görüyoruz da siz herhalde PowerPoint'i seçmiyorsunuz. Direkt şu an kendi ekranınızı, hani şu an geldi. PowerPoint sunumun üzerine tıklayıp F5'e basın. Sunumun üstüne tıklayın, F5'e basın. Öyle yaptım zaten şu anda. Şu an görüyor musunuz? Şu an görüyoruz. Çıktı tekrardan. Tamam, şimdi tamam. Şu an tamam Gülcan Hocam, tamam. Evet, çeşitli kanal tahmin teknikleri için FBMC ve OFDM sistemlerin incelenmesiyle ilgili bir çalışma yaptık. Bununla ilgili sonuçlarımızı sizinle paylaşacağız. İlk olarak çalışmamızın içeriği giriş, OFDM, FBMC ve sonuçlar ve kaynaklardan oluşmaktadır. Öncelikle kablosuz haberleşme sistemlerinde artan hız ve yüksek veri güvenliği talebi araştırmacıları daha kaliteli iletişim teknikleri keşfetmeye yönlendirmektedir. Bu çalışmada da yine haberleşme kanallarında iletinin sağlıklı yapılmasına büyük rol oynayan kanalın karakterisini belirlemeye yardımcı olacak kanal tahmini uygulaması yapılmıştır. FBMC ve OFDM için pilot sembol destekli kanal tahmini ve kodlama kanal tahmini teknikleri geliştirilmiş ve ayrı ayrı incelenerek karşılaştırmalarla sunulmuştur. Haberleşme sistemlerinde düşük uygulama karmaşıklığı nedeniyle OFDM oldukça popüler bir tekniktir. FFT ve CP kullanılarak alıcıdaki kanal bozulmalarını çok kolay bir şekilde telafi etmektedir. Ancak dikdörtgen darbeli FFT filtreleri kullanılması belirgin bir spektral sızıntıya yol açacaktır ve meydana gelen bu bant dışı sızıntılar bizim out of band dediğimiz bant dışı sızıntıları önlemek için spektrumun kenarlarında büyük bir koruma bandına ihtiyaç duymaktayız. Ek olarak kullanılan bu koruma bantları CP yararlı bilgi taşımadığı için spektrumdaki kayıplara yol açacaktır bu koruma bantlarının kullanılması. Tüm sınırlamalara karşın FBMC OCAM diye belirttiğimiz ve literatürde son zamanlarda artık yer bulmaya başlayan alternatif bir yaklaşım gerçekleştirmiştir. Yüksek hızlı bilgi iletimi sağlayan bir tekniktir. Bizim konumuzun, bizim yaptığımız uygulamanın esas amacı olan kestirim, yani kanal tahmini, alıcı ile verici arasındaki haberleşme kanalını tanımlamaktır aslında. Temel olarak bunu amaçlamaktadır. Bozucu etkiler, çoklu yol gecikmeleri gibi durumlardan rastgele değişen bir kanalda iletişim yapılırken verinin alıcıda doğru bir şekilde elde edilmesi için kanal kestirimi çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
OFDM'de plüksembol destekli kanal kestirimi yapmak için öncelikle alt taşıyıcıların birkaçı kullanılır. Kanal kestirim yöntemlerini zaman ve frekans bölgesi kestirim yöntemleri olarak iki grupta inceleyebiliriz. Frekans düzlemi kestirimde ilk aşama değeri bilinen pilotların kanalın frekans cevabını bulmada kullanılmasıdır. Denklem 1'de de biz bunu görmekteyiz zaten. Yine least square yani en küçük kareler tekniği kullanılarak bir kanal cevabı elde edilmektedir. Denklem 1'de görülen formül kullanılarak. En küçük kareler yöntemiyle kanaldaki pilotsuz alt taşıyıcıları elde etmek için ara değer bulma yöntemi kullanılmaktadır. Yine bu yöntemde Q ara değer bulma matrisini temsil etmektedir ve bu matrisin doğru bir şekilde tahmin edilmesi, değerlendirmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanal tahmininde esas amaç Q matrisini düşük hesaplama karmaşıklığındaki sistemler için olabilecek en yüksek doğrulukta elde etmeye çalışmaktır. Pilot sembol destekli kanal tahmininde iletilen bilgi sembollerinin arasında değeri bilinen semboller de eklenir. Bunlara biz literatürde pilot semboller olarak isim veririz. Pilot sembollerin değeri alıcıda bilindiği için iletinin yapıldığı kanalın bu sembollere etkisi de bilinir ve bu etkiye ters etki yapacak bir denkleştirici tasarlanır, hesaplanır. Kanalın frekans cevabının evre uyumlu zaman aralığı içinde sabit kaldığı düşünüldüğü durumda hem pilot semboller hem de bilgi sembolleri aynı denkleştiriciden geçirilerek kanaldaki çeşitli bozulmalar, işte gürültü, gecikme, kayma gibi tüm bu bozulmalar yok edilmiş olacaktır. TBMC'ye baktığımız zamansa TBMC'de pilotlar zaman ve frekansa dağıldığında bir pilotun komşu sembollerden gelen içsel girişimden etkilenmesine engel olmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri yardımcı pilot semboller tekniğidir. Ancak bu yöntem dezavantajlara sahiptir tabii. Bunun en önemli dezavantajı ise bu yöntemin yardımcı pilotun genliğinin komşu sembollere bağlı olması ve bu genliğin çok yüksek değere sahip olabilmesidir ki bu da bizim en çok sorunla karşılaştığımız peak to average power ratio dediğimiz tepe güç ortalama güç oranına neden olmaktadır ve bu oranın yüksek olmasına neden olmaktadır. FBMC'de pilot sembol destekli kanal tahmini yapmak için pilot sembollerdeki imajiner girişimin iptal edilmesi gerekmektedir. Pilot başına ayrılmış her bir sembol yardımcı sembol olarak tanımlanmaktadır. Ancak yardımcı sembolün veri sembolüne kıyasla önemli bir dezavantajı büyük bir güç kaymasına sahip olmasıdır. İmajiner girişim yardımcı pilot sembollere uygun değerler verildiğinde tam olarak iptal edilebilir. Denklem 3'e baktığımız zaman denklem 3'te yardımcı pilot semboller formüle edilmiştir. Yine burada XP olarak tanımladığımız pilot pozisyonlardaki terimler, X'de veri pozisyonlarındaki terimler, XA auxiliary'den gelir, yardımcı pilot pozisyonlardaki terimleri ifade etmektedir. Yine şu denklem 4'e baktığımız zaman K ile belirtilen PA bölü PD ifadesi bizim yardımcı pilot gücü offsetimizi tanımlamaktadır. Veri sembollerinin gücü PD ile, yardımcı sembollerinin gücü PA ile temsil edilmek üzere veri sembollerin gücü yardımcı pilot sembollerinin gücünden tabii ki büyüktür. Bu durumda veri sembollerinin sayısında azalma gözlenir ancak kapasitede artma olacaktır. Çünkü kayma veri sembollerinde doğru iletilecektir. Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman özellikle pilotların ve verilerin dizilimi bizim için önemli. Bunu da zaman ve frekans düzeninde şekil 1'de görüldüğü gibi sol taraftaki gördüğünüz gibi blok yerleştirilmiş. Blok tipi pilot semboller sağ taraftaki tarak şeklinde tarak tipi pilot semboller olarak tanımlanabilmektedir. Yine şekil 2'ye baktığımız zaman OFDM'in FBMC'den daha düşük bir kapasiteye sahip olduğu, ulaşabilir kapasitenin SNR'e bağlı olarak ifade edildiği grafik göz önüne alındığı zaman daha düşük bir kapasiteye sahip olduğu sonucuna varabilmekteyiz. Yine şekil 3'e baktığımız zaman kodlama tekniğinde daha yüksek bir karmaşıklık görünüyor. Şimdi kodlama tekniğine şuna bakacak olursak iyileşmenin şu şekilde olduğunu ve daha yüksek karmaşıklığa sahip olduğu görülmektedir. Yardımcı pilot sembol tekniği kodlamaya göre daha düşük bir karmaşıklık gösterirken yine bir yardımcı sembolü temsil eden şu kırmızıya baktığımız zaman iki yardımcı sembol mavi ile sembolize edilmektedir. İki yardımcı sembolle ulaşabilir kapasite çok daha iyi durumdadır bir yardımcı sembolü tekniğe göre. Ancak burada da sınırlamalar söz konusudur. Örneğin 15 dB'den sonra artık
iki yardımcı sembol kullanmanın da avantajı olmayacaktır. 15 dB'den sonra artık bir yardımcı sembol kullanan teknik daha iyi avantaj sağlıyor diyebiliriz. Şimdi şekil 4'e baktığımız zaman şekil 4'te de OFDM ve FBMD modülasyon teknikleri için CCDF yani Complementary Turbulence Distribution Function yani tamamlayıcı kümülatif dağılım fonksiyonuna karşı peak to average power ratio ifadesi verilmiştir. Yani tepe güç ortalama güç ilişkisi verilmiştir. Yine buraya baktığımız zaman OFDM'in FBMC'den daha büyük PAPRD'ye yani peak to average power ratio'ya sahip olduğu gözlenmektedir. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bir yardımcı sembol kullanılan FBMC tekniğinde tepe güç ortalama güç oranının iki yardımcı sembol kullanılması durumuna göre çok daha yüksek olduğu görünmektedir. Yine aynı şekilde peak to average power ratio'da yani tepe güç ortalama güçteki maksimum azalmanın da 8 dB olduğu şuradan görülmektedir. 8 dB kadar bir zayıflama söz konusu. Yine sağ tarafta şekil 5'e baktığımız zaman 1 ve 2 yardımcı sembol kullanılan FBMC ve kodlanmış FBMC'nin karşılaştırılması, sinyal gücü bakımından karşılaştırılması verilmektedir. Yine az önce de belirttiğimiz gibi bir yardımcı sembol kullanıldığı durumda güç ofsesi yani güçteki kayma fazla olacağı için şu kırmızı da gösterildiği gibi güçteki dalgalanmanın daha fazla olduğu görülmektedir. İki yardımcı sembolde kodlanma tekniğine baktığımız zaman neredeyse daha az dalgalanmalı ve birbirlerine daha yakın bir sinyal gücüne sahip oldukları sonucuna varılmaktadır. Yine FBMC'deki imajiner girişim yardımcı pilot semboller yerine kodlama tekniğiyle de iptal edilebilmektedir. Ancak kodlama daha karmaşıktır yardımcı semboller tekniğine göre. Ek olarak yardımcı pilot semboller alıcıda ek bir hesaplama işlemini gerektirmezler. Bu da yardımcı pilot sembollerin aslında avantajı olarak görülebilmektedir. Şekil 5 ve 6'da OFDM ve FBMC'nin kapasitelerinin ifadesi görülmektedir. FBMC'de uygulamalar gerçek düzlemde yapılır. Gerçek düzlemde çalışılır. Dolayısıyla kapasite formülüne 1 bölü 2 çarpanına eklenecektir. OFDM'de kompleks düzlemde yapıldığı için karmaşık ifadeler söz konusu olduğu için buradaki kapasite ifadesiyle FBMC'deki kapasite ifadesi arasında 1 bölü 2 çarpanı mevcuttur. Aynı zamanda karmaşık bir rütü formülüne de ne yapacağız? Yine 1 bölü 2 çarpanını eklemiş olacağız. Daha sonra denklem 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman OFDM'in CP kullanılmadığı durumdaki kapasitesi kodlanmış FBMC ile hem aynı kapasiteye sahipken yine baktığımız zaman kodlanmış FBMC'de ki verinin gücü verinin iki katı gücüne sahiptir OFDM'deki verilerin her birinin gücü. Yine yardımcı pilot semboller enerjiye sahip olmadıkları için CP olmayan OFDM'in kapasitesi yardımcı pilot sembollerle kanal tahmini yapan FBMC'den çok daha yüksektir. Bunu da denklem 9'da verildiği gibi görebilmekteyiz. Yine bizim yaptığımız uygulamaya baktığımız zaman şekil 6, 7 ve bir sonraki slide'daki şekil 8'de bakacağımız zaman özellikle 6 ve 7 kodlama tekniğiyle yapılan uygulamanın sonucunu göstermektedir. Yine şekil 6'da kodlanan pilot sembol sayısının 8 olması durumunda kodlanmış pilotların dizilimini gösterilmektedir. Şekil 7'de ise kodlanan pilot sembol sayısının 16 olması durumunda kodlanan pilotların dizilimini göstermektedir. Yine buraya baktığımız zaman Fisherbank Multicarrier sistemi 1.4 MHz LTE uyumlu ve alt taşıyıcı frekansı 15 kHz olan örneklerinin uzunluğu 4.75 mikrosaniye olan OFDM ile kıyaslanmıştır. Yapılan bu uygulamada iterasyon sayısı 1, yardımcı güç ofseti OFDM için 1, FBMC için 2 olarak kabul edildiği durumda elde edilen sonuçlar yine şekil 6 ve 7'de en son olarak da yardımcı pilot semboller tekniği kullanılması durumunda ise şekil 8'de yine yardımcı pilotların dizilimi gösterilmektedir. Yardımcı pilotların dizilimi şekil 8'de olduğu gibi verilmektedir. Karmaşıklıktan taviz verilmediği durumlarda yardımcı pilot sembol destekli kanal tahmini Fisherbank Multicarrier için kullanılan bir tekniktir. Ama bir yardımcı pilot sembol kullanıldığı durumda peak to average power ratio yani tepe güç ortalama gücünün oranından dolayı çok fazla güç kaybı ve enerji tüketimi söz konusu olur. Bu nedenle düşük
tepe güç, ortalama güç oranı, yüksek ulaşılabilir kapasite sağlayan iki yardımcı pilot sembolü destekli kanal tahmini daha çok tercih edilmektedir diyebiliriz. Karmaşıklık önemli olmadığı durumlarda ise, karmaşıklığın bizim için önemli olmadığı, onu dikkate almamız gerekmediği durumlarda ise kodlama tekniği kullanırız. FBMC'de kullanılan kodlama tekniği pilot pozisyonlardaki imajiner girişimden dolayı OFDM'de olduğu kadar basit değildir. Ancak düşük bir tepe güç ortalama gücü ve kayıpsız bir enerji denetim sağladığı için tercih edilebilir durumda olduğu söylenilebilir. Sonuç olarak bu çalışmaya baktığımız zaman literatürde oldukça geniş yer tutan OFDM ve FBMG modülasyon teknikleri kullanılarak veri iletimi gerçekleştirilmiş ve çeşitli kanal tahmin teknikleri uygulanmıştır. Özellikle FBMG için kodlama ve bir sembolle ve iki sembol kullanılan pilot sembol teknikleri karşılaştırılmış. Bunlar da kapasite, CCDF-PAPR ilişkisi, sinyal gücü parametreler açısından karşılaştırmalar yapılmış. Uygulamaların sonucunda ise tercih edilecek tekniğin kullanılma amacına ve kullanıcı tercihi bakımından çeşitli tercihler uygulanmıştır. Karmaşıklığın önemli olmadığı durumlarda kanal tahmini kodlamanın kullanıldığı, önemli olduğu durumlarda ise yardımcı pilot sembol destekli kanal tahminin kullanıldığı, ancak bir yardımcı pilot destekli kanal tahmininin FBMC için PAPR'den dolayı çok fazla güç kaybına ve çok fazla enerji tüketime ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla iki yardımcı pilot sembol destekli kanal tahmininin FBMC için tercih edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Kullandığımız kaynaklar yine şu şekilde verilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim benim. Sayın hocam, biz teşekkür ederiz. Hem çalışmanız hem de sunumunuz için. Sorusu olan var mı? Herhalde sorusu olan yok. Son çalışma bana ait. İlcan Hanım, şeyi kapatabilirseniz, paylaşımı kapatabilirseniz. Tamam hocam, kapattım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son sunum bana ait. Herhalde ekran şu an görülüyordur diye tahmin ediyorum. Evet hocam, gözüküyor. Tamam. Şimdi the effect of different enterbolies on the success of Kahneris Neighbourhood Algorithm for Classification of Power Quality Disturbance adlı çalışmayı sunacağım. İlk olarak güç kalitesinin tanımını yapacağım. Daha sonra bu güç kalitesinin parametrelerini, sinyal işleme yöntemi, ayrı dalıcık dönüşümü, sıfırlandırma algoritması, en yakın komşu algoritması ve son olarak da benzetim sonuçlarını açıklayacağım. Şimdi biz normalde güç sistemlerindeki sinyallerin olabildiğince sinüsoidal olmasını istiyoruz. Belirli bir frekans veyahut da belirli bir genlikte. Ancak bu durum, bazı durumlarda bu durum bozulabiliyor ve bu bozulumların güç kalitesi bozulumu olarak adlandırılıyor. Farklı güç kalitesi bozulumları var. Bunlar tabii ki şekle göre değişiyor. Şöyle, eğer bir gerilim çökmesi varsa bu sek diye adlandırılıyor. Veyahut işte bir gerilim yükselmesi varsa bu swell diye adlandırılıyor. Bunların hepsinin nedenleri de farklı. Bunları sentetik olarak MATLAB programında üretmemiz mümkün. Denklemleri mevcut. Mesela şu an tablo 1'de bu denklemler görülmekte. Bu denklemlere göre... Bunun ilerlemiyor galiba. İlerlemiyor mu? Evet hocam. Nasıl yapalım? Şu an tam paylaşım yapıyorum ama. Şu an var mı? Sunum ilerliyor mu? Evet, evet. Şu an varsa tamam. Evet, tamam. Şu an bir sıkıntı yok değil mi? Evet, PQ tanımı var. Tamam. Şimdi biz bu güç kalitesi ve güç sistemlerindeki sinyallerin olabildiğinde işte sinüsoidal olması gerektiğini belirtti. Bazı durumlarda bu sinyal bozuluyor. Bunlar güç kalitesi bozulma olarak adlandırılıyor. Tabii bu şekle göre değişebiliyor. Bir gerilim düşüşü varsa buna sek sinyali deniliyor. Veyahut da işte gerilim artışı varsa swell olarak adlandırılıyor. Bunların matematiksel tablo 1'de görüldüğü gibi matematiksel denklemleri mevcut. Bu denklemlere göre MATLAB programında sentetik olarak bu arızaları üretip inceleyebiliyoruz. Peki bu arızalar neden oluşuyor? Şöyle söyleyeyim. Bunların birçok nedeni olabiliyor. Mesela bir iletim hattında bir arıza oluşursa orta gerilim veyahut da düşük gerilimde
bir fazda işte seks sinyali yani gerilim düşmesi olurken diğer fazda gerilim yükselmesi olabiliyor. Veyahut da işte kapasitif bir yük düşeyelim. Onu halden devreye aldığımızda geçici transient sinyaller oluşabiliyor. Yani bunların nedenleri var. Bazıları kalıcı, bazıları da geçici arızalar. Şimdi bu arızalar sonuçta cihazlara zarar veriyor ve bu arıza tipini doğru sınıflamak daha doğru bir müdahaleye sağlayabilir. Bunun için belirli bir sınıflandırma algoritması, sınıflandırma sinyal işleme yöntemi. Bu sinyal işleme yöntemi sonucunda belirli bir entropi değeri sınıflandırma özelliği elde etmek için kullanılıyor. Son olarak da bu sınıflandırma özellikleri belirli bir sınıflandırma algoritmasıyla kullanılarak da sinyaller sınıflandırılıyor. Ben bu çalışmada ayrık dalgacık dönüşümlü sinyal işleme yöntemi olarak kullandım. En yakın komşu algoritmasını ise sınıflandırma algoritması olarak kullandım. Bu çalışmada farklı entropi değerlerinin sınıflandırma başarısını inceledim. Şimdi ayrık dalgacık dönüşümü aslında işte alçak geçilen ve yüksek geçilen filtre. Yani bunun temelde uygulaması böyle. Birden fazla bu işte ayrık alçak geçilen, yüksek geçilen filtrenin uygulanmasıyla belirli bir sinyal, sabit olmayan bir sinyal belirli frekanslarda erişebiliyor. Bu frekansların entropi değerleri alınarak sınıflandırma özellikleri elde edilebiliyor. Şimdi bu sınıflandırma özellikleri elde edildikten sonra işte K en yakın komşu algoritmasını ben sınıflandırma algoritması olarak kullandım. Buradaki mantık şu, işte belirli bir uzayda örnekler diziliyor. En yakın komşularına bakarak yeni gelen sınıfın hangi türden olduğu tahmin edilebiliyor. Ben benzetimlerde en yakın komşu sayısını 3 olarak seçtim. Şimdi 200 tane farklı, her bir güç kalitesi sinyal için 200 farklı arıza oluşturdum. Sentetik olarak 9 farklı arıza incelediğimi söylemiştim. Toplamda 1800 tane farklı arıza elde edildi. Güç sistemlerinde gürültü mutlaka var olan bir parametre. Bu yüzden 1800 tane sinyale 50 dB gürültü ekledim. Toplamda 1800 tane gürültülü sinyal elde edildi. Bunların rastgele 900 tanesini eğittim. Rastgele 900 tanesi içinde test birisi olarak kullandım. Şimdi 12.8 kHz örneklemi frekansı benzetimler için kullandım. Bunlar wave transformunda 9 seviyeli ayrıştırıldı. Bu ayrıştırma sonucunda 9 beta ve bir kaba sinyal elde edildi. Bu 10 sinyalin direkt kullanılmaz sınıflandırma için mutlaka entropi değerlerinin alınması lazım. Shannon entropisi, log enerji entropi değeri ve norm entropi değerini kullandım. Toplamda 10 özellik elde edildi. VECA programı bu sınıflandırma için kullanıldı. Yani bu 10 özellik elde edildikten sonra VECA programını sınıflandırma algoritmasını uygulamak için kullandım. Şimdi burada şekil 6'da görülüyor. Farklı sınıflar var. İşte C1, C2, C3, C4. Bunların sağ tarafta işte sinüs sinyali, gerilim düşmesi, gerilim yükselmesi gibi sınıflandırılıyor. Mesela şu şekil 7'de görüldüğü gibi Shannon entropi değerleriyle örnek olarak söylüyorum. Şekil 8'de görüldüğü gibi log enerji entropi değerlerinin dağılımları farklı. Yani entropi değerleri bu uzayda dağılımlarını değiştirebiliyor. Tabii doğal olarak da bu değişim sonucunda sınıflandırma başarısı da değişiyor. Tablo 2'de benzetim sonuçları görülmekte. En yüksek başarı değeri bu parametreler için, yani bu bizim seçtiğimiz 50 dB gürültü, bu güç kalite sınıfları için en yüksek başarı Shannon'la elde edildi. Shannon'la %100 eğitim başarısı elde edilirken %94.11 test verisi sınıflandırıldı. Şimdi özet olarak şöyle, güç kalitesi sinyallerinin sürekli izlenmesi ve sınıflandırılması gerekiyor. Sınıflandırmayla daha doğru bir yaklaşım sağlayabiliriz. Bunun için tabii belirli bir sinyal işleme yöntemi ve belirli bir işte yapay zeka algoritması gerekiyor veya da kural algoritması. Bu çalışmada ayrık dalgacık dönüşümü sinyal işleme yöntemi olarak kullanıldı. En yakın komşu yöntemi ise sınıflandırma için uygulandı. Farklı entropi değerlerinin yönteminin başarısı incelendi. Bu entropi değerlerine Shannon entropi yaklaşımı en başarılı yöntem olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Herhalde herhangi bir sorusu olan yok. Ben bütün katılımcılara hem sunumlarından hem de çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sayın yetkili, herhangi belirtmem gereken bir şey var mı? Herhangi bir bilgi var mı son olarak? Teşekkürler. Ben son olarak moderatör formunu hatırlatmak isterim. Teşekkür ederiz katılımcılara, sizlere.
Ben de teşekkür ederim. Dediğim gibi sayın hocalar, herkese hem çalışmalarında hem de sunumu için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler.